Limon. Limon. Gel. Limon. Pış Gel. pış. Evet. Bu da fareci kedi değil mi? Vallahi daha bir icraatını göremedik daha. Yeni Bebek bir bu. Videodan herkese selamlar arkadaşlar. Eren'in yanına geldim şu anda. Eren'in çiftliğindeyiz. Bu Hepinize videoda merhaba. bizi ne bekliyor? Kadromuza yeni dahil olan köpeklerimiz var. Sırasıyla sizlere onları göstereceğiz. Ama Çok güzel köpeklerimiz evet. var. Her videonun başında ısrarla belirttiğimiz bir konu var. Arkadaşlar diyoruz ki sıcaklardan dolayı video yapmakta gerçekten zorlanıyoruz. Bu hem yüksek ısıdan dolayı hem de yüksek ışıktan dolayı. Maalesef. İkisi de bir yerde. Saat 5'e kadar bekledik ama gökyüzü görmüş olduğunuz gibi masmavi, Vallahi pırıl arada pırıl. bir saatte uyuduk. Yani Değil öyle mi? bir şey yaşadık. Bir de şu Bir da var. saat uyuduk. Hayvanların tamamı yazın sıcaktan dolayı böyle postlarını seyreltiyorlar, inceltiyorlar. Evet. Olduklarının dışında bir görüntü alıyorlar. Daha çok kangallar bunu daha fazla yapıyor çoban köpeklerine göre. Eren, Aynen. yavaş yavaş şuradan başlayalım. Burada köpek havuzumuz var. Gösterdik mi? Evet. Köpeklerin yüzmesi için. Bunun içinde en son balıklar vardı kanka. Ne oldu Balık yine var onlar? içinde. Var. Altta yüzüyor onlar. Takılıyorlar öyle. Aha. Şimdi bizi izleyenlere bazı açıklamalar yapmak istiyorum. Senin videolarına bazı yorumlar gelmiş. Demişler ki işte bir oğlan mı iş yapmaya başladın, ortak işe mi başladın vesaire gibi yorumlar gelmiş. Evet. Evet, aramızda bir ortaklık söz konusu ama nasıl bir ortaklık arkadaşlar? Bir iş paylaşımı yapıyoruz. Ben iki kez çiftlik kurma girişiminde bulundum. Bunlardan ilkinde köpeklerimde istediğim sonucu alamadım kurtçuluk konusunda. Evet. İkinci çiftlik kurma girişiminde çiftlik orada hala duruyor. Aynen. İstediğimiz zaman geçebiliriz ama niye geçmiyoruz? Bir, gerçekten yaşadığım yer Balıkesir Akçaaltınoluk inanılmaz sıcak ve kangal köpekleri burada sıcaktan ciddi anlamda etkileniyorlar. Ayrıca bulunduğum bölgede böyle Eren'in burada olduğu gibi vahşi bir arazi yok. Bakir bir alan yok. Yani köpeklerin kokuya karşı tepkisi nasıl olacak? Domuza karşı, kurda karşı tepkisi nasıl olacak? Bunları test etme imkanım yok. Orada analiz edemeyiz. Ve Biz düşündük bir rolla. Orada yani dedik hani buradan taşıyalım oraya, belki ben kendim için de düşündüm ama çok güzel maalesef bir ev var. ev Mesela güzel, şehir ortam dibinde. güzel, şehrin dibi, denizin dibi. Hani burada mesela daha iyi şartlarda orada yaşayabilirim. Ama bizim Working line olayımız konusu yalan olur. aynen, yani Değişik bu köpeği sefer konusu. orada iki havlamayla, iki kafesi durmayla köpek iyi bilinmiyor. Burası bize lazım. Burada ürettiğimiz köpekleri analiz edebiliyoruz. Aynen. Bir de ben şunun altını çizmek istiyorum. Binlerce kişi iyi yönde yorum yaparken, takdir ederken ya da beğenirken muhakkak aralarda farklı yorumlar yapanlar da oluyor. Evet. Diyorlar ki işte sana Pardon. zarar verecek, şöyle olacak, böyle olacak. Ben buradan açık çağrı yapıyorum. Bu videonun altına yorum olarak ekleyin. Benim kötü birisi olduğunu, Eren'e zarar vereceğimi düşünen ya da maddi manevi ona bu konuda zarar vereceğimi düşünen kişileri ben açıkça benden tartışmak için, yüz yüze konuşmak için, istişare etmek için yorumlarda belirtin, bekliyorum. Normalde hiç umursamadığım bir şeydir Evet, bu. evet. Ama bazı yorumlar insanın canını sıkıyor. Adama Maalesef öyle. yazıyorum uygun bir şekilde diyorum ki kardeşim benden ilgili ne biliyorsan yaz altına ya da Evet. birisi benim hakkımda bir şey mi söylüyor? Hemen beni bağla konferansa, suratıma da konuşsun. Aynı şeyleri yüzüme de söylesin. Varsa bir eksiğim hatam ben yine af dilerim, Oh. özür dilerim ama yapmayın yani, ayıptır. Bir Evet. insan bu kadar emek verirken karalamak çok Birolcum, basit. şimdi Neyse biz geçelim onu boş konumuza. verelim. Biz işimize bakalım. Ha, benim Aynen. hakkında da bir sürü yok hayvanlara bakamıyor diyorlar. Yok bilmem ne diyorlar. Biz işimize bakalım bro. Bakalım. Şimdi arkadaşlar Bir şey daha biliyorsun söyleyebilir miyim? tabii ki de. Sor. Ben bir ideoloji edindim kendime. Şöyle bir de kendimi de senin yanında bir göstereyim Evet. kanka. Gösterelim. Tamam. Şimdi ideolojinden bahsedebiliriz. İdeolojim bu. Eğer özellikle Türk toplumunda ben bunu anladım. Herkesin ne düşündüğünü kafaya takıp yani hareket edersek hiçbir yere gidemeyeceğimi anladım ben. Bu yani bu tarz özellikle Türk toplumunda demek istiyorum. Yani o ne der, bu ne düşünür, bu ne yapar? Biz Birol'la gerçekten güzel işler başardık şu ana kadar. Yani zor kısmını başardık. Güzel de gidiyoruz. Yani Daha da güzel ilerleyen şeyler zamanda başaracağız. müthiş köpekler üreteceğiz. Yani İnşallah. bizim ürettiğimiz köpekleri Türkiye konuşacak. İnşallah. Düşüncemiz bu yönde. Biliyorsunuz Eren'de haydut vardı, çavuş vardı ve birkaç tane dişiyle burada güzel üretimler yaptı, güzel yavrular aldı. Biz Evet. şimdi kadroya yaklaşık 5-6 tane ya da 7 tane mi oldu? Köpeklik dedik, bunların bir kısmı buraya geldi. Bir kısmı henüz gelmedi. Hemen videoda erkekten başlayalım. Arkadaşlar köpeğimizin ismi Rambo. Rambo. Rambo şu anda Şu 4 an yaşına güneş. yaklaştı.
aşağı yukarı değil mi? 3,5 yaşını biraz geçti, 4'e doğru geliyor. Şu an 4'e yakın bir yaşı var. Gel bakalım aslan parçası, gel. Şöyle de düzelteyim de dökülmesin suyu. Çok sıcak. Maalesef. Abi kangal köpeği güneşi, bu havayı sevmiyor. Bence bunların müthiş bir köpek. Fizik olarak, yaklaşık olarak başkasının elinde olsa bu köpek için rahatlıkla 84-85 santim gibi bir ifade kullanır. Ama aynen, gerçek boyu 82 santim net. Bahsetmiştim ya mesela 82 santim civarında falandır diye düşünüyorum. Biz bir kez metreyi getirip ölçmeyi denedik ama metreyi büyük olasılıkla sopa zannediyor. Zamanında bu köpeği ciddi şekilde dövmüşler arkadaşlar. Yani kim dövdüyse bela almak istemiyorum ama yazık. Hayvan daha metreyi gördüğü anda birisi bana vuracak psikolojisine giriyor. Hemen pusuyor, kulübenin içerisine giriyor. O yüzden metreyle de onu korkutmak istemedim ama oldukça sallı, fizikli, güçlü bir erkek. Hatta Eren, biz onu 2 dakika alıp diğer olur, köpeklerin yanına doğru bir götürelim mi? Sana zahmet evet, vermiyorsam. Birolcuğum ben de senin şey düşüncelerin nasıl? Sen de mesela vakit geçiriyorsun ondan birkaç günden beri. Bak köpek çok fena. Diğer hayvanlara çok korkusuz. Ama en küçük bir bağırdığımda o bağırma sesi mesela onu bozabiliyor. Orada anladım ben dayak yediğini. Sana demiştim ya. Gel benim oğlum, seni dövdüler mi lan? Ama yani köpek bizim yanımızda daha iyi olacak. Hadi gel bakalım. Çünkü o biraz şey. Bu çünkü yerleri merleri kazıyor. Çok özgüvenli bir köpek. Aynen. Ama işte sopadan dayak yemiş abi. Yani abi yememesi. Bu arada Mısır örenli Aziz Emmi'nin köpeklerinden olduğunu söyledi bize Cahit abi. Sivas'ta onlar çok ünlü ve eski Kangal koyunu yetiştiriciler. Evet. Aynı zamanda Kangal koyununla ilgilendikleri için otomatik olarak da Kangal köpeğinden de ilgililer. Evet. Yani aşağı yukarı 100 yıldan bu yana koyuncu olan adamlar. Evet. Lan bu güzel. Çok fizikli, yakışıklı, güçlü çok güzel bir erkek. Ya gerçekten. Hatta biz bugün Eren'le birlikte onu ormanın içerisine dolaştırmaya götürdük. Ben oradaki görüntülerden de sizlere biraz göstereyim arkadaşlar. Ellerim mahvoldu, ayaklarım falan hep sürüklüyor yani. Şu an hiç güç göstermiyor ama yeri geldiğinde de yani oynatıyor sizi yerinizde. Aynen, olmazsa bir iki dakika erkeklerin yanına tamam, alalım. Amacımız köpekleri sen birbirine kurmak değil arkadaşlar. Sadece birazcık daha ben size Rambo'nun ne kadar güzel bir fiziği olduğunu göstermek istiyorum açıkçası. Ve şu an bir de normalde bu ince postunda. Aynen. Yani bu köpek kışın daha postunu tamamladığı zaman daha güzel durur. Sizler de Rambo ile ilgili yorumlarınızı eklerseniz çok sevinirim. Sizlerin yorumları beni gerçekten mutlu ediyor. Kanka ne yaptın? Dur babam dur. Oğlum nasıl bir simit diyorum, kuyruk olunca zincir bile aşağı düşmüyor. Evet. Görüyor musun? Olta kancası gibi adamın kuyruğu bak. Dur, takıldı orada kuyruk. Bir dakika. Ulan evet. Oğlum dur. Hayır 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 sakın. Ani hareket yaparsak kuyruğu kırarsın. Abi nasıl denk geliyor ya? Seni buluyor kanka bu işler. Vallahi diyorum bak. Gerçekten seni dur, buluyor. Dur ben tutayım. Yine bir hadise. Gel. Gel babam gel. Kanka onun fazlalığını eline topla istersen daha rahat hareket etmiş olacaksın. Sen burada haklısın bir oğlum. Nasıl bir zincirmiş? İlk defa başıma böyle bir şey geldi. Hadi gel oğlum. Evet. Birinci kafeste haydut var. Haydut diyor ki oğlum uzak durun benden. Tabi sıcak diye şu an biraz. Gel haydut. Gel. Gel babacığım. Gel. Gel çık sen de gel. Şöyle fiziğini de göstereyim. Güneşi biraz arkama almam gerekiyor. Aman kanka bir şey çıkar, mevzu çıkar. Çok yaklaştırma. Tutuyorum. Çünkü güçlü köpek çekemeyebiliriz. Bir de birbirlerine düşman olmasınlar. Evet. Gel Eren. Arkadaşlar. Biraz korkarsın da varsa sen buradayken. Tamam. Çünkü itibaren atmalar baş başa. Çünkü beri
beraber ben omuz omuza verip burada savaşsınlar istiyorum. Onların bir arada gezmeleri lazım. Bir dövüşecekler. Evet. Aralarında lideri seçecekler. Aynen. Bunun da altını çizelim. Amacımız hayvanları arkadaşlar böyle şiddete maruz bırakmak falan değil. Ama sürü köpeklerin içerisinde, sürüyle hareket eden hayvanların içerisinde liderlik aynen hak edilerek alınır. Kendi aralarında liderliği hak edecek. Dövüşecek, bu arada ondan sonra lider seçecek. Ekranda ne çektiğimi hiç göremiyorum. Ama o kadar fazla inanıyorum çok güzel görüntüler alıyorsun. İnşallah öyle derim. Eren, senin benden ilgili bireysel yorumlarını merak ediyorum. Benim... Hadi gel birbirimize anlatalım bu videoda, tamam, bakalım. Olur. Beni doğru tanıyor musun? Ben seni doğru tanımış mıyım? Anlatalım bunu. Oturup mu anlatalım? Yok, gezerken anlatalım. Hem bir yandan da dişlerimizi gösterelim. Gölgeyi çıkartmadık. Gölge orada. Gölge orada mıydı? O zaman bir gölgenin yanına gidelim mi ondan beraber? Adaya gidelim tekrar. Adadan gölgeye gidelim o zaman. Kızan mı geliyor? O köpek kızağında. Kızağına gelmiş bak. Evet, kızana gelmiş. Onu hatırlat, bağlıyorum. Tamam, okey kanka. Bu genç dişi kızana gelmiş. Tabii daha yeni yeni başlıyor. Yeni yeni ama işte alır başını gider. İstediği yani başka köpekle eşleşir. O yüzden biz istediğimiz köpekle eşleşmesi için onu kontrol altına almalıyız. Şimdi bu ada dişiyi ben analiz yaptım Birol'cum. Evet. Bunu zaten beraber aldık biliyorsun. Evet. Köpek müthiş. Yani çok güzel bir köpek. Aynı zamanda kurtçul özelliği var bu dişinin. Bu da mı kızana geliyor? Öbürünün kızana bunu da zannetti. Yok yok, bu kızana gelmez de. Bunun 3 ay falan var en aşağı. Şunlar ama postlarını falan bir yapsınlar. Eren şimdi ince evet postalar ya. Yalnız bu köpek böyle mazlum duruyor. İki tane köpeğe kafa tutuyor. İki köpek. İkisi birden yani düşün buna saldırıyor. Bu yine kendini bozmadı. Yani zaten bizim anlattıklarımızı göstermek gibi bir yapımız var. Evet. O yüzden zaten burada bu mücadeleye veriyorsun. Bunları ilerleyen haftalarda Eren'in kanalından da takip edebilirsiniz. Ben de fırsat buldukça geleceğim. Kısa bir görüntüsünü sana vereyim ama. Tamam, olur. Ben raw bir görüntü var elimde. Tamam, koyalım. İkisi birden köpek bir kere geri çek. Bu da ada dişi arkadaşlar. Damızlık kadromuza dahil etmiş olduğumuz ve FCI seçerili. Köpeklerimizin zamanda tamamı şu anda FCI evet seçerili. Olmayanlar da yarışmaya giderek sınırlı olacaklar. Tamam. Dur. Şimdi. Ne oldu kız? Ben şimdi buna güzel bir analiz yaptım bro. Hı hı. Hani biliyorsun biz burada sade görsele bakıp da eşleşmiyoruz. Bizim için cesaret önemli. Artık görsel, cesaret, güç hepsi bir arada olmalı. Aynen. Eskiden hani tamam tipi iyi olmuyor ama kurtçullu oluyor. Ama bizim için şu an hepsi kombat evet bir şekilde bir arada olması gerekiyor. Kesinlikle kanka. Köpek dediğinde birazcık göze gelecek be Eren. Evet. Yani ben anlıyorum. Rambo'dan da zaten Rambo'nun zaten yavruları etrafta var. Ama biz kendi istediğimiz üreteceğiz. Yine her yere giriş. Ben sana diyorum bu alabay çıkar abi her yere girer. Değerli burada dostlar, yine bu arada iyi. Neden bu kadar süreden Eren'de onu söyleyelim. Amerika'dan ilgili sevkiyat konusundaki bir yasada değişiklik oldu. Ve alabayın 6 aylık olması gerekiyor Amerika'ya gitmesi için. Son bir hafta 10 günü kaldı. Sonra Amerika'ya gidecek. Bu arada hazır konuyu açmışken şuna da değineyim. Ben profesyonel olarak bir uluslararası evcil hayvan lojistik şirketi açtım. Bu şirketin ismi Pet Lojistik arkadaşlar. WhatsApp iletişim hattını buraya koyuyorum. Dünyanın her yerine son derece profesyonel olarak köpeklerinizi güvenle sevk edebiliyoruz. Eren'le evet birlikte çok pardon gözüm ağrı geldi. Eren'le birlikte daha önce bir kez Toronto, Kanada, daha sonra Kathmandu, Nepal sevkiyatı yaptık. Başka bir yere daha göndermiş miydik? Evet gönderdik. İspanya'ya da gönderdik. İspanya. Ya. Aynen öyle. Bu arada yani güzel bir rolla gerçekten sıkıntısız gönderdik. Daha önce ben bir Almanya'ya geçen yıl göndermeye kalktım. Bayağı sıkıntı kanka yaşamıştım. Kanka gerçekten çok yakışıklı köpek bu arada biliyor musun? Abi Rambo'yu dünya tanıyacak. Senin de yanına yakıştı yani. Sen de yakışıklı adamsın. Allah razı olsun. Rambo da yakışıklı köpek. Vallahi ikiniz bir arada. Rambo'yu dünya tanıyacak. Aynen. Cesaretini de, arazideki tepkilerini de her şeyi göstereceğiz. Evet. Bu arada benden bahsediyorum. Evet, sana göre Birol Başşit nasıl bir adam? Ben vallahi Birol'cum. Eleştir edebilirsin. Ha, ben sana söyleyeyim. Gerçekten gebeş bir adamsın ama. Yok şaka yapıyordum. Sıkıntı yok. Şimdi şaka yapıyorum. Birol iyi birisi. Yani eksiklerim vardır insana muhakkak. Abi benim gibi bir manyağın yani düşün ben normal bir adam değilim. Ama benle
en kötü baskı altında Birol yapabildi. Yani biz, ben Birol'u Sivas'ta daha, beni Birol Sivas'ta daha iyi tanımıştır o yolculukta. Gerçekten benimle her adam uğraşamaz bakın. İkimiz de en baskı altında bile güzel geçindik. Tabii ki hani bu demekti ki her dakika dört dörtlük olacağız diye. Onun da iniş çıkışlı olduğu zaman vardır, mutsuz olduğu zaman vardır ama bana göre Birol iyi birisi. Ve bana da yararı bayağı oldu. Estağfurullah. Birbirimize yani, faydamız oluyor aslında. Aynen oluyor. Biz bu şekil Birol'la devam edeceğiz. Yani bazı eksiklerimi Birol tamamlıyor. Ben Birol'un bazı eksiklerini tamamlayacağım. Birbirimize bu şekil destek yapacağız. Ve ben gerçekten söylüyorum. İyi ki Birol'la denk geldim. Ben Birol'la denk geldikten sonra bayağı sosyalleştim zaten. Ben de bundan dolayı çok mutluyum. Evet, bir güneş evet. Dişimiz de burada var arkadaşlar. Şu anda yaklaşık 1 yaşında. Çina ismi. Çina. Şöyle Çina'nın göstereyim. Da şu anda aynı şekilde postu zayıf. Kanka bunların hepsini biz Kasım gibi falan tekrar çekeceğiz. Güzel bir hale geldiklerini de tekrardan göstereceğiz. O da genç dişi. Bu arada ama genç bir dişi de boyu posuna bak. Güzel. Yani göstermiyor bu köpek ama bu köpek 75'ten fazla boy. Aynen. Bu arada için. Kuyruk sırtında bir köpek. Sürekli evet. Oval kuyrukla gezen bir dişi bak. Bana ona bir de çok güzel. Sert bir dişi. Seni de gösteremedik ya biz az önce. He? Biz sizin hepinizi detaylı bir şekilde tanıtacağız, anlatacağız. Evet. Benim mesela aldığımız dişiler arasından herkesin gönlüne bir köpek yatar ya. Evet. Zaten aradığımız damızlık erkeği bulduk. Onda hemfikiriz. Evet. Ben mesela şeyi çok seviyorum. Ada dişiyi. Ada bu muydu? Ada bu. Pardon, gölgeyi. Gölgeyi. O yüzden bir ben gölgeyi. Ben de adayı daha çok seviyorum. O zaman ilerleyen haftalarda zaten karakterlerini videolarda göstermeye başlayacaklar. Bakalım ada mı gölge mi? Daha böyle uyanık avcı çıkacak, merak ediyorum. İşte benim sence düşüncem ada ama gölge de. Şimdi tabii ki hepsi de aynı performans almak mümkün değil. Biri hem yabanda hem şeyde iyi oluyor. Biri hem seste hem duyuda daha iyi oluyor. Yani bunların hepsinin farklı farklı özellikleri var. Ama ikisinin altından da istediğimiz yavruları alacağız. Eren bu tavuklara sen bir şey mi sürdün? Renklerin böyle. Bunlar arabamızın altını maalesef yağ kaçaldığı için. Arabanın altına girdiğine böyle. Altına giriyor, ulan diyorum ki bunlar nasıl diyorum değişik bir renkte çıkmışlar böyle. Bunlar enteresan kardeşler. Olmayacak yerlere giriyorlar. Hadi bakalım. Gel gölgenin yanına gidelim. Bakın gel. Kadrodaki damızlık erkeğimiz Rambo ada dişi. Şimdi gölgenin yanına gidiyoruz. Az önceki 1 yaşındaki dişimizin izni neydi? Hangisi? Çina mı? Çina. Bu da Eren'in üretimlerinden. Bunun ismi neydi? Anka bu. Anka. Yavru. Bu kaç aylık? Bu kaç aylık? Şu an 6 aylık olması lazım. İşte ben bu postu çok seviyorum köpeklerde. Evet. İdeal post, istediğim post bu kanka. Kalınlık mı yoksa renk mi? Kalın. Yani o ama şu an yaz postu. Yaz postu çok iyi. Yaz postuna rağmen çok iyi durumda. Kasım yatıyor. Az önce gösterememiştik size. Şuradan biraz daha göstereyim ki kısmı. Bu arada sen kangal köpekleri ya. Fiziksel yapılarını 2 yaş, 3 yaş gibi tamamlıyorlar. Yani 1 yaşına kadar kangal köpeği düzgün göstermiyor ama benim gördüğüm 3 yaşında gerçekten bu köpekler dolu ve kalın şeyleri. Bir ağzı var. Var ya köpeğin var ya. Eren ciddi evet. Esirir yani. Evet. Acıtır. Mahvolar. Ya elime bir gün ne yaptı ya bir oğlum. Yemin ediyorum. Bağlayalım mı yoksa şeyini gölgeyle gidelim. Ha gölgenin yanında bir gidelim. Gölgeyi seviyor ya. Ha gölgeyle bu arada takım oldu. Evet. Bu arada eski eşi daha önce Cahit abi de çiftleşmişler ve çok güzel yavrular almış gölgeyle evet. Rambo'dan. Gölge burada mı? İkinci kafeste mi? Bak şu en baştaki kafeste. Tamam. Bu arada değerli dostlar buraya 5 tane daha kafes geliyor. Nasip olursa ya kulübe diyelim. Kafes deyince bir tuhaf. Maddi bu. Manevi ikimizin gücünün de birleşmesiyle hem peyzaj olarak hem bölgenin görseli olarak kamera olarak burayı biraz daha sosyal bir hale getireceğiz. Evet. Buraya gelme hakkına sahip olacak olan kişilerle de burada sohbet edebileceğiz. Çünkü Eren çok fazla dışarıdan insanla görüşmüyor. Burası böyle yol geçen anına dönsün aynen. İstemiyor kimlik açıkçası. Kimlik bilgilerinizi alacağız. GBT sorduk. Estağfurullah. İnanın çok fazla güzel insanın yanında çok fazla gereksiz kişiler de arayabiliyorlar. Gece 3'te adam arıyor. Enik var mı diyor mesela örnek veriyorum. Evet. Nereden arıyorum diyor. İşte şuradan arıyorum vesaire. Böyle insanlar da var maalesef. Hani o şeyi bilmeyen, ikili ilişki kültürünü aynen. Bilmeyen. Ve ama bu adamlar mesela iyi insanlara da engel oluyor. Aynen, bizi aynen. Biraz soğutuyor anlıyor musun? Yes. Maalesef. Gölge. Ama bu köpekleri de insanlar dışarıdan gelip görmek isteyecekler herhalde. Abi özellikle Rambo'yu zaten şu andan itibaren rezerve falan etmeye sordular yani.
Gel gölge kızım, gel. Bu dişi de çok sert. Analizini yaptım. Kanka güneş o kadar tersten vuruyor ki. Şöyle yapmam lazım. Çok pardon. Gel. Değerli dostlar. Onu da sen sana zahmet çıkartırsan. Gel. Gel güzel kız. Gel. Gölgede FCI secereli. Ya hepsi senin de secere var gerçi. Gel. Salsa kulübünde başka bir şey var mı kapışacağı içeride? Gel. Salmayalım çünkü birazdan çıkacağız. Hatta o diğer dişi yürüyüp de bağlı. Yürüyüp gider mi diyorsun? Yo, yürüyüp gitmez de salalım istiyorsan tamam. Tamam bir sal bakalım ne yapacak. Gelsin gelsin. Hava sıcak ya. Gel. Hadi git. Yürü. Dolaş kızım. Aferin sen. Köpeklerin hepsi sürüde çalışmış olan köpekler. Hepsi davarı biliyorlar arkadaşlar. Bunun da altını çizelim. Yani Eren diyor ki biz güzel gösterişli köpek üreteceksek de ben muhakkak koyunu bilen, davarı bilen köpek istiyorum dedi. Hatta maddi anlamda bu iş bizi bayağı zorladığı için koyunlarından da satmak zorunda kaldı. Ama her ne olursa olsun koyun bakmaya devam edecek. Çünkü bu köpeklerin yeri koyunların. Tabii canım abi, daha koyun alırız. Keçi alırız, koyun alırız. Yine sürüyü büyütürüz. Ya yüz fazlaya gerek yok. Bence 15 tane büyük dişi bir tane koç yeter. Şu an burası kapalı mı tamamen? Full kapalı. Bir kapama açık. Ama köpekler isterse çıkabilir. Anladım. Koçlar onlar isterse çıkabilir diyorsun. Alttan çıkıyor. Yavaş yavaş gölgenin yanına yaklaşalım. Gel kızım. Bak değerli dostlar. Kaldırarak idrarını yapıyor gördün mü? Aynen. Dominant dişi özellikleri. O da bak sizlerin şu an yaz postunda. Yorumlarını merak ediyorum. Kadroya yeni katılan köpekleri nasıl buldunuz? Sizce Rambo nasıl bir erkek, gölge nasıl bir dişi, ada dişi nasıl bir dişi, yetişkin köpekler şu anda bunlar. O bir yaşındaki dişi şu an çok da yorumlamanızı istemiyorum. Evet. Bir sene sonra falan daha böyle yetişkin hale geldikten sonra biliyor kendini belli edecektir. Şunları yer almayalım var ya başımıza bela. Değil mi? Dikenler. Dikenleri imha etmemiz gerekiyor. Maalesef. Yoksa bunlar sıkıntı büyük diyorsun. Bunlar 200 tane tohum atıyor. Bunlar işte al o da tohum atıyor bak. Hop. İşi biliyor. Rambo nasıl gitti işe be abi. İşeyeceği yeri bile biliyor. Adamsın lan sen. Şu işleri yapıyorsun ya böyle beni. Ay aslanıma benim nazar değmesin be. Köpek güzeli ya maşallah. Ve ikisi güzel. Değerli dostlar ortam oldukça sarı ve kuru. Yani aslında evet. Bozkır'ın gözcüsü diyoruz ya kangallar için. Evet. Dikkat et tam olarak Bozkır'ın renklerine sahipler. Aynen. Bozkır'ın içinde kaybolup gidiyorlar. Değil mi kızım? Ama ben şunu gördüm Birol. Gerçekten kangal köpeği kışın daha güzel gösteriyor kendini. Yazın o görüntüyü, o dinçliği alamıyorsun. Aynen. Ama sıcağı da geliyor. Kim ne derse desin hani kangal köpeği sıcağı sevmiyor diye ama... Yeter ki gölge olsun abi. Aynen, sıcağı kan 40 dereceye kadar yaşıyor orada gölge. Adapte oluyor. Hadi bakalım yavaş yavaş yukarıya doğru çıkalım. Bakın bu bahsetmiş olduğum gibi bu alana arkadaşlar totalde 5 tane daha şey gelecek. Kulübe gelecek. Bu kulübeleri birbirinden Eren'in ilk yaptığına göre biraz daha ayrık mesafeli yapacağız. Burada biraz daha genç köpekler duracak. Biraz daha böyle baskın köpekler bu tarafa geçecek. Çünkü kafes sistemi çok fazla açıkçası yapmak istemiyoruz. Neden? Çünkü köpekler zincirdeyken... Aa, bu da kızana mı gelecek acaba? Olabilir bak bunun zamanı yakın diyor. Bunun zamanı bu 1-2 aya gelir diye bak, bu var ya bu eşleşme muazzam bir eşleşme olacak. Kendimizi de tutalım bence güzel bir tane çok güzel bir eşleşme olacak. Ya da dişi. Gölgeyi ben çok beğeniyorum. Ben de çok beğeniyorum ve inan takipçilerden de çok beğenen oldu. Abi renk tonu o grili tam istediğim grilik. Yani çok simsiyah değil ayakları. Aynı batımda. Gel. Aferin benim güzel kız. Gölge gel. Oynayın bakalım hadi. Rambo'yu da seviyor.
Yo, Rambo'yla ikisi zaten ilk gün kaçtı bak ya. Ha? İlk gün Rambo'yla ikisi gitti, kaç saat bulamadık. Hadi oğlum kazı bakalım yerleri. Akıllı bir köpek abi. Bak hop gitti kulübesini görüyor. Rambo çok dengeli ama daha önce gerçekten sağlam dayak yemiş abi. Evet. Bak gölge de hemen yerine gitti yattı. Ya kanka sen onun klipsini tak. Ben hemen bağlayayım. Dur 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 Rambo dur. Abi, tam bir Arap atı gibi ya. Yardım edeyim kanka pardon. Aman elinden kaymasın. Çavuş ne oldu ya? Çavuş ne oldu? Ne oldu? Çirkin kral çavuş he? Aslansın lan sen. Hayır. Siz kanka olacaksınız kral. Burada beraber yaşayacaksınız. Mama. Yaşlı kız. Mama ihtiyar. Ne yapıyorsun? Aksak. Yatıyor mu orada? Mama gel. Gel mama gel. Mama. Mama gel. Çıkmıyor mama şu. Haydut da diyor ki bak bulaşma bana işin olmasın diyor. Uzak Haydut kaç dövüşmeyelim diyor. Karakter. Ama bence Haydut dövüşürse iyi dövüşür. Dövüşür de şey Rambo'yu alamaz ya. Ya bilemeyiz kanka. Belli olmaz bu işler ben sana söyleyeyim ki. Alırsa zaten ben helal olsun derim ona. Çünkü Rambo güçlü bir köpek ama Haydut da domuzla mücadele etmiş bir köpek yani. Tecrübeli. Ama ben şöyle bir şey söyleyeyim. Rambo'da bir eksiklik gördüm bro. Nedir? Nefesi yok. Bağlı çok kalmış. Burada bunun kışın nefesini açacağım. Aynen değil mi? Bu köpek çiftli çok köpeğinden arazi aynen köpeği çok başka abi. Nefes sürekli nefese bağlı. Bu biraz antrenman lazım ona. Onu da biz burada havalar evet serinmesini gerçekleştirdik. Bu da burnu çakal dişi de süslü mü konuştun sen bunun ismini? Ne konuştun? El süslü. El süslü. Bizim Sivas'tan 3 kardeş getirmiş olduğumuz köpeklerdi. 2 tane erkek kardeşini maalesef parvo ya da parvo benzeri bir virüsten dolayı kaybettik. Canlı hayvan işi o kadar ciddi riskler taşıyor ki arkadaşlar. Bir anda böyle 100-200 bin TL'lik zarara uğrayabiliyorsunuz. Ve kaç kere veterinerlere, 2 veterinere gittiler 2 günde. Onların neler bize toplam zarar düşün. Bir tanesini satmıştık. 30 bin TL oradan zarar ettik. Aldık 30 bin lira oradan ettik. 60 bin lira. Evet. Sattığımız köpeğin yerine yeni köpek aldık. 20 bin TL de oradan verdik. 80 bin TL. 15 bin veterinere buldu verdik. 95 bin TL tam o köpeklere. Biz de zamanımız kendi zamanımız o 100 bini buldu. Aslanım. Koy kanka gel. Gel benim oğlum. Susadın mı sen? Gel. Gel. Rambo gel. Alalım. Hadi in bakalım. İçeri giriyorum adamlar. Tuhaf tuhaf hareket yapıyor. Ama severek yapıyoruz bu işleri değil mi? Aynen. Yani ben en azından birbirimize karşı ilave bir motivasyon kaynağı olduğumuzu düşünüyorum. Evet. O yüzden inşallah Eren Açılı ve Birol Başyiğit olarak burada birlikte güzel köpekler üretmek istiyoruz. Çünkü ben çok sık seyahat eden birisiyim. Eren de tam tersine seyahat etmeyi sevmeyen birisi. İşte bu şekilde birbirimizi tamamlıyoruz. Ben dışarıda videolarla ilgilenirken burada köpeklerin sorumluluğunu alabilecek olan birisi var. Bu arada şöyle bir şey de çok söyleyelim. Önemli bir avantaj. Bazı arkadaşlar diyor ki mesela sen beni kullanıyor musun gibi yorumlar yapıyorlar. Aha. Arkadaşlar kamera arkasında Birol buraya maddi manevi her şekilde destek yapıyor. Yani mamasından tutun her şeyine. Öyle düşün. Yani sadece buraya köpek getirip gitme falan yok. Ben anlaştığımız şekilde ilerliyoruz. Ama çok kuralımız yok. Çünkü zaten evet, adil olmak şey önemli yapıyoruz olan bu. Mesela biz her ne yaparsak yapalım, bunun getirisinde götürüsünde ikimiz yarı yarıya paylaşıyoruz. Evet. Adil olmaya çalışıyoruz birbirimize karşı. Çünkü Eren'in şu anda burada YouTube gelirlerinin dışında da bir gelir elde etmesi şart. Aynen. İnsanlara dışarıdan belki hoş görünüyordur, kolay görünüyordur. Ama ciddi bir emek içerisinde ve aldığın iş radikal bir karar. Yani gerçekten mesela belki burada çok mutlusun ama mutlu olmak için karnının doyması lazım. Ya mutlu olmak için yeri geldiğinde eğlenmeye gidebilmen lazım. Kıyafet alabilmen lazım.
Ya da işte bir de şöyle bir durum var. Onu hemen yatırım yaptığında, işte kafes yaptığında kafese para verebilmen lazım. Ya her zaman mesela kafes yapacağız, çatısı eksik kalıyor. Bir şey yapacağız. Ve YouTube'da insanlar ne zannediyor musun mesela? Zengin falan zannediyorlar. Seni, beni, biz inanılmaz para kazandığımızı düşünüyor. Hele seni, ben yine neyse, genelde gariban durumundayım da. Seni mesela inanılmaz zengin zannediyorlar. Bakın gitsinler, başka bir köpek 50 binse bir ol gitsin, o köpek 100 bin olur. Tabii, yani evet, onu gördüm bir oldu ama herkes tabii bunu yapmıyor ama yapanlar maalesef bu ne derler advantage. Yani köpeği bir ol bahçesi satın alıyorsa ya çok iyi para kazanır ya da köpek çok iyidir diyorlar. Evet. İkisinden maalesef. Birisi otomatikman fiyatı yükseliyor. Evet değerli dostlar, yavaş yavaş bir videonun daha sonuna geldik. Bünyemize şöyle güzel bir minibüs geçti. Eren sağ olsun bu minibüsü kadroya kattı. Bu sayede biz artık daha rahat köpek alışverişleri ve transferleri yapabiliyoruz. Yolda da gelirken bu tesadüfen... bizim iş arabamız oldu. Aynen öyle oldu. Allah nasip ederse çok daha güzel işler yapacağız. Bugün sıcakta elimizden geldiği kadar size bu videoda en azından Rambo'yu, adayı, gölgeyi göstermiş oldum. Bu üçlü burada mükemmel bir boz dişi transfer ettik. Onun da resmini buraya ekleyeyim. Arkasından yine bir kırçıl dişi daha transfer ettik. İki tane daha dişimiz yolda birkaç gün içerisinde ekibe dahil olacaklar. Mama keza bizden birlikte burada. Bakalım inşallah kızana gelir. O da kesinlikle Eren'in cesaretinden emin olduğu bir köpek. Koyunlarla da arası çok iyi. Kurtçul da aynı zamanda. Zaten delilli videosu da var mı? Yavaş yavaş burada Rambo'dan, Haydut'tan ve Çavuş'tan üretimler yapmaya devam edeceğiz. Birbirlerini tamamlayan köpekler olmasını istiyoruz ama biz. Ama biz bir karar aldık bir oğluna. Her köpeği, her şeyi eşleştirmeyeceğiz. Yani Rambo'ya uygun dişleri Rambo'larla. Ama genelde üretim programımızın başında Rambo yer alacak. Aynen. Ama mesela Çavuş'a uygun bir dişi bulursak, inanırsak ona eşleşip o hattan da üreteceğiz. Ya da Çavuş'un mesela cesareti, rengi güzel ya. Atıyorum eksik olan şey ne? Diyelim ki biraz evet, biraz kemik, işte atıyorum biraz salma. Onu tamamlayacak bir dişiyle çekeceğiz. Altından daha güzel yavrular gelecek. Yani burada ondan ufak küçük köpekle eşleşmek zaten istediğimizi ulaştırmaz bize. Aynen öyle. O zaman ürettiğimize de değmez. Aynen. Ben şuna suyu koyayım. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Bu arada sana ve bana değer vererek takip eden, yaz kış demeden ekranın başında bizi izleyen, bir beğeni atan, bir yorum atan herkese de Allah sonsuz teşekkürler. Haydi Allah'a emanet. Sizi başımızdan esirgemesin. Amin.